Meryem'e bak, diyor ki suyu gördüğü gibi bir insan mutlu Evet, olur. Sen çok su mutlu. birikintisine bile mutlu olursun. Ben evet, ama çocukken de öyleydim. Ben gördüm. Denizi gördüğü gibi mutlu oluyordun. Aynen öyle. Evet, ablam kahvaltı hazırlamış. Daha abla hiçbir şey yemedin değil mi sen de? Hayır. Ben de hiçbir şey yemedim. Ben Meryem'e de yeme dedim. Heh, yine yersin sen. Ben fark ettim. Hayret, sen yemezsin yine. Çok yemedim çünkü. Heh, iyi yaptın. Evet. Ya yeme evde dedim, hayır çocuklarla yiyeceğim dedi. Ablam da böyle kahvaltı hazırlamış. Saat kaç ama biliyor musunuz? Ay kirazlı tabaklarımızı sövmüş. Evet, ben de aldım. Aldın mı sen? Evet, ama benimkini de senin farklı abla. Ben şeyden, evi dekordan aldım. He. Bu da çok güzel ama. Çok bunlar güzel. Fırında mı patatesler? Fırında. Oh süper, tam diyet. Ablam da diyetli ya. Detoks suyumuzu bile. Neyi ne yaptın? Çakallı menemen. O ne demek? Ne demek o çakallı menemen? Böyle kaşarlı sucuklu domates. Ha. Ay yaşım benim ya. Ay çok güzel sunumları da. Dün akşam bana yazmıştı kahvaltıya gelin diye. Evi ben sana dedim. Dedim, biliyorum hayatım da. Mesut evde, Meriç evde, Çınar evde. Dedim ben kahvaltıya gelmeyeyim. Ama birlikte yapacağız. İtiraz yok. Abla bu nasıl bir şey? Mücver yağlı mı? Yani az yağlı kızartmış. Aa, ben bundan yemem. Ben yerim. Kabaklı. Bu elendi. Ama patates ve menemenden yerim. Detoks suyumuz da var. Oh biz. Tam bana göre kahvaltı. Sana gelseydim. Mükemmel. Meryem de sabah ısrar etti. Bana geldi ya. Ooo sucuklu yumurtalar bilmem neler. Onlar beni aşardı. Neyse biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra tekrar artık aşağıda mı görüşürüz kahvemizi içerken mi? Aşağıda görüşeceğiz. Ay hemen atlayacak hemen. Mon köşesine Meryem Hanım geçiyor. Sana göstereyim orayı. Ne güzel olmuş tereye. Maviler, sarılar. Ay çok güzel. Güzel. Bayıldım. Harika uymuş. Şunlar falan. Onlardan sana yalvarmıştım. Ben 3 tane mi aldım? Aşkım aldım. Bir tane aldım ya. Ben sana yalvarmıştım. 3 tane, abartma, ne gerek var. Bir tane alalım diye. Ama olur mu? Bak birini banyoma koydum. Birini ablama verdim. Ha, biri bende. Zaten o zaman da ablama vereceğim demiştim. Evet ona verdim. Abla bu ekmekliğin güzelliğine bak. Yalnız şuradan alalım. Küçücük. Pırıl pırıl ve tertemiz gözükmesi. Şu şeyi bak, açayım mı? Sen Uğur abini bekledik gelmedi şey yapmaya. Ne? İhtiyacı olmadı herhalde Mesut'a galiba. Ha klor için mi? Ben yaptım. Hı hı. Yeni ben şu çatalı bu kullanmadan şöyle alayım. Bir orta boy patates, bir dilim ekmeğe karşılıkmış abla. Onlar bu ikisi küçük oluyor ama. Bakalım şimdi sen karıştırıyorsun ikisini birbirine. Neden? Ay ne güzel esti. Bizim yaptığımız diyette yemekle ilgili bir şeyimiz yok. Aşkım ama ben senin gibi hani bir öğün tek yapmıyorum. Hani yapıyorum ama... Şimdi nasıl diyeyim? Ne yapıyorum ne yapmıyorum ya? Anlatamadım. Siz ikiniz diyet mi yapıyorsunuz? Aa. Şimdi biliyorum neydi de Fatma ablam bırakmıştı diye biliyorum sanki. Hayır, o ara ara bırakıyor. O devam ediyor. Günlük. Günlük. Bir tane kaşar. Aa, kaşar ama aldım artık çatalım. Dikkat et, elin yanar. Oh, ben çok yiyeceğim. Kumsalcım hadi. Aa, bu da sucuklu. Bu da yağlı. Bundan da yemeyeceğim. Ben de ikisini ayrı ayrı yaptım. Meryem şu domatesi uzatabilir misin? Detoks suyu istiyor musun? Detoks suyu da istiyorum. Ben zaten çay almayacağım. Şöyle alayım hemen. Sen al, iki dakika. Kameram var ya. Tutuyorum ya. Al yani. Ha, ben de tabağa. Tamam. Ha, anladım. Tamamdır. Bir acı biber de alayım mı? Yok abla, ben detoks suyu içeceğim. Koydum. Kumsal? Ha, kumsal çay içmez. O da benim gibi kahvaltıda çay içmeyenlerden. Evet. Benim kahvaltı bu kadar. Afiyet olsun tatlım. Kalp yok ya. Havuza doğru kalp. Havuza doğru. Havuz kalp. Ay güzel esiyor ama. Burası böyle mutfak ya ablam. Mutfağın camından böyle sürgülü teli. Hemen havuzu görebiliyorsunuz. Hayır, direkt ben sana bir şey söyleyeyim. Merdiven kaydırak. Hayır, buradan direkt kaydırak. Bence de ya. Kaydırak olacak direkt. Evet. Hop kayacaksın aşağıya. Şimdi havuz başına gidiyoruz. Ablamın biberlere bakalım. Abla ne güzel olmuşlar burada. Çapa, benim de biraz otları böyle diplerini kazmam lazım. O kadar sıcak ki toprak taş gibi oluyor. Her akşam bol bol suluyorum. Yine de artık toprak suyu almıyor. O kadar kuruyor ki gündüz. Hele sardunyalarım nasıl kurumuş yaprakları, şey çiçekleri. Burası da fındık bahçesi yan taraf hemen. Bakın fındıklara. Meryem acaba içleri oldu mu fındıkların? Hayır. Daha olmadı değil mi? Ay fındık toplamak çok zor arkadaşlar. Böyle hayır, yapış yapış oluyorsunuz. O kadar zor ki Rabbim bu dışarıda çalışanlara zaten sabır versin.
Biz neredeyiz? Bakın en son havuza iniyorduk. Evet, havuza iniyorduk. Kahveyi çektik, çekemedik. Kahve içtik. Havuza onlar girdi. Ben girmedim. Ondan sonra evet her zamanki gibi. Sonra havuzda otururken dedik ki hadi hazırlanalım. Ay abla şu demliğe bakar mısın? Benim demlikte nirvana halim herhalde. Hadi hazırlanalım Serdivan abime gidelim dedik. Ve ben çok mutluyum. Bugün ilk defa yanımda bir şoför olmadan. Yani buraya geldiğinde daha önce Sami ile gelmiştim. Onun kontrolü altında. İlk defa AVM'ye gelirken tek başıma bir şoför eşliği yanımda olmadan geldim. O yüzden bugün çok içim kıpır kıpır. Çok şükür bunu da başardım. İnşallah hayırlısıyla da geri döneriz. Ablam, ben, Meryem ve Kumsal geldik. Şimdi AVM'de gezeceğiz birkaç saat. Ondan sonra tekrar döneceğiz. Şunu gösteriyordum size. Şunun güzelliğine bakın. Portland'dayız. Ben bu Portland'a bayılıyorum zaten. Her bir ürünle. Hele şu tabaklar. Size göstermiştim daha önce. Şu nemliklere bakın. Ay 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 abla. Şunların güzelliğine bakar mısın? Bunu mu? Ay burada da mavi serisi. Bak senin mutfağın için. Maviler. Ne kadar güzeller. Efendim. Tamam geliyorum. Ben de geliyorum. Şu kısmı da bir göstereyim size. İçiniz açılsın. Baksanıza papatyalı. Şunun fiyatını öğrenebilir miyim? Şu beyaz taban. Şu mu? Evet. Bak arkadakiler de güzel. Evet onlar İstanbul'da benim toptancımın orada da vardı bir mağazada. Bunlar da çok güzel. Bunlar melamin olanlar ama. Hayır. Aha melamin. Hmm. Aha öyle bir seri bunlar. Bir marka çok çıkardı. Tatlı. Çok güzel. Tahtaları bile çok güzel bunların. Kesme tahtaları. Ay ama çok çok güzeller. Her bir parçası. Şu bardağa bakar mısınız? Orijinal yine mercandan yapmışlar. Neyse burada telif yemeyeyim ben şimdi. SVG geçeceğiz buradan. Her bir reyon kendine has güzel. Yani nereye baksanız daha bu da çok güzelmiş diyorsunuz ama sanırım en güzeli şey şu limon serisi, şu tabaklar, bir de o demlikler. Evet, SVG'ye bakalım neler var. Aa, bu arada ben Madame Coco'ya girdik. Orada. Evet. Ablam diyor ki giriş erkek kıyafetleri koymuşlar ve bütün cazibesini yitirdi diyor. Onu söylüyordum. Neydi? Madame Coco'ya girdim. Oradaki bayan şarja koydu kameramı ama çok dolmadı tabii. %20 gibi oldu. Ketenler ne kadar güzel. Pardon, bu bayan kim? Kumsal Hanım. Pek bir şey yok sanki SVK'de de. Meryem görmesin. Barbie'sine bayılıyor. Ben durduruyorum onu, o Barbie bir şey alacağım diyor. Bakın biri bu. Kumaşı çok güzel. Ama işte yaka açık mı kalır çok. Diğeri de bunu beğendim. Fiyatları da... Aa, 400 bu. 500 de o sanırım. 500 mu? Bir dakika. 600. 600 de bu. Şunun yakasından dediğim gibi emin olsam çok beğendim. Günaydın. Bir İzmit Fethiye Caddesi sabahından herkese selamlar. İşe geldim. Yani Sami beni bıraktı. Oradan Kumsal'ı okula bırakacak ve kendisi sanayiye gidecek. Herhalde öğleden sonra falan gelir anca dükkana. Ben şimdi dükkanı açacağım. Yani öğleden sonraya kadar tekim yine bugün. Hayırlı bereketli işlerimiz olur. İnşallah size böyle Fethiye Caddesi'nden açmak istedim vlogumu. Ah bu inşaat bitti artık. Bit. Daha erken saat ya, arabalar giriyor daha caddeye. Ama bir 15-20 dakikaya kapatırlar, giremezler. Şimdi mal falan sokuyorlar içerilere. Hadi bakalım. Dükkana geldim. İki bayan bekliyordu. Biri gümüş bozdurmak istiyormuş. Onun gümüşlerini bozdurduk. Baksanıza şu dükkanın, şu
Şu kirin, şu camlara, şu karışıklığa, vitrinden çıkarıp gösterdiğini de bırakmış. Sipariş olanları da bırakmış, hepsini karıştırmış. Diğer bayan da şeylerini bıraktı. Altın takılarını bıraktı. Diyor ki hata yaptım, başka bir yerde yaptırdım. Sonra aklıma geldi, burası çok profesyonel diyor, Allah razı olsun. Altın böyle şeyi, bilekliği kopmuş. Onu yapacağız. Sonra bu da elmas. Altında elmas kolyesiymiş kendisinin. Şöyle yapayım. Bir dakika. Şunu temizleyeceğiz. Zinciri falan. 8 ayar bunlar. 8 ayarlar da biraz kararıyor zaten. Bir de bu altın kolyesi kopmuş. Bunları tamir edeceğiz. Bayan diyor ki niye başka bir yere götürdüm diyor. Burası çok güzel yapıyordu diyor. Neyse bunu arkaya koyalım da. Sonra işte dediğim gibi. Şunu şöyle koyayım bir dakika. Dediğim gibi şimdi önce şuraları bir toplayacağım. Şu masanın üzerine bir, şu dağınıklığı. Allah'ım Allah'ım. Her yer her yerde. Tamamdır. Şimdi bu masanın üzeri açıldı ya, bana rahat böyle müşteriye servis yapmak için en önemlisi o. Ya genel olarak zaten hiçbir zaman bu masa böyle sadece bir çiçek, böyle kenarında hiçbir şey olmasın, sade. Hani böyle şık mağazalarda olur ya, bizim asla öyle olamıyor. Çünkü biz imalatız, sürekli tamir geliyor, tamir çıkıyor, sipariş geliyor. İşte kağıtlara mesela bakın, işte şemada yazmış, şuraya string koyacak, buraya ametist konacak. İşte şeyde, kağıtta. Yani bunlar ıvır zıvır sipariş bilgi formları müşteriye verdiğimiz. O yüzden burası hiçbir zaman böyle derli toplu olmuyor. Bu aynam zaten, gümüş aynamız. Bunu satmıyorum. Böyle müşteri bazen el aynası istediğinde veriyorum. Böyle. Hadi bakalım, bitti. Suyumu niye aldım ki? Şunun altındakiler de ayrılmış olanlar müşterilere. Bitir ne durumda bakalım. Ah bir de pır pır yapmasa be. Şöyle tutsam, tutsam. Yine yapıyor. Ben size şöyle yavaştan biraz göstereyim. Karma karışık tabii de. Buradakiler inci klipsleri. İşte doğal taş ve incilerin klipsleri. Ay 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 ay. Şuraya bakın, bileklikler dans ediyor. Su yolu bileklikler. Bunlar öyle. Ay hep elden geçmesi lazım. Şurada küpeler. Size dün akşam ben vlogu kameramın şarjı bittiği için daha fazla devam ettiremedim. Adapazarı'ndan, Serdivan'dan aldıklarımı gösteremedim ama şimdi bir tane Esra giden aldığım bir elbise de vardı aldıklarımın arasında. Şöyle rengi göstereyim. Aslında rengini çok beğendim. Bakın bir dakika. Şöyle bir renk. Yani hiç bu renkte bir şey almam kendime normalde. Aldım ama sonra eve gelince giydim. Dedim ki yok ya, beğenmedim. Böyle çok çok bol geliyor. Çok aşırı bol iniyor. O da beni olduğumdan daha kilolu yaptı. O yüzden şimdi bir tek onu getirdim yanıma. Diğerleri evde, artık size yarınki vlogta nasipse gösteririm. Bunu şimdi gidiyorum ASVK'ye değiştirmeye. Evi dekora da bir zamandır gelmediğim için uğrayamadım tabii. Kaktüsler 10 lira diyor. Neyse şimdi gidelim ASVK'ye. O kadar sıcak ki. Şimdi Sami Usta neler yapıyor? Ben bu arada geldim, müşterim vardı içeride, size hemen gösteremedim değiştirdiğimi. Şimdi bir bayan böyle taşlarını kendi getirmiş. Bakın bunun altı zümrüt, üstü elmas. Kendi getirmiş elmas taşını ama çok odaklayamıyor, size gösteremiyorum elmas taşını. Sami bu eski elle kesilen elmaslardan, evet. Değil mi? Yamuklu. Evet, altına zümrüt getirmiş, üstüne elmas. Sami'den böyle bir küpe istemiş. Ama şuna bayıldım. Tabii şu an daha cila yapıyor bu arada. Kara kara yani. Bu altın amatist istemiş. Üstünü de barok inci. Ay ama çok güzel bir küpe Sami. O kadar güzel, ağır güzel bir küpe olmuş ki. Yani ağırlık derken hani böyle ömürlük bir küpe gibi olmuş. Şimdi bunlar cila yapılsın, parlatılsın, o zaman da göstereceğim. Sana bunu vereyim. Altın kaplama yapacağız. Altın mı kaplanacak? Sami aldığını şunu bir gösterebilir misin? Ama elleri de onun kapkara şimdi, değil mi? Ben size göstereyim. Ben kendime bir şey beğenemedim buradaki SV2'de. Sami'ye böyle keten krem rengi bir pantolon aldım. Beli lastikli. Önden böyle şey gibi duruyor. Düğmeli. Aslında arkası lastikli. Slim fit diyor Sami ama inşallah sevecek.
Sami diyor ki bu simsiyah ellerimle bana bu renkleri niye alıyorsun? 900 liraydı. 899 liraydı. Elbisenin üzerine 300 lira daha verdim. 300 mü verdim? 250 mi verdim? Vallahi şu an unuttum. Böyle aldım. Ama dedim ki tatilde giyersin, bayramda giyersin. Çok güzel, yumuşacık böyle bir şeyi var. Kumaşı var. Böyle keten pantolonları seviyorum ben. Bir de açık rengi çok seviyorum. Böyle yani. Şimdi Zübeyde abla geldi. Bir kahve yapar mısın kızımın elinden içeyim dedim. Tabii ki yaparım. Orada kahve yapmaya. Şimdi biraz vitrinden böyle az az her gün temizleyeyim istiyorum. Şu bilekliklere bayılıyorum gerçekten. Şuraya bakar mısınız? Altından hiçbir farkı yok. Takı severler için de dedim birazcık çekeyim. Sonra şu mesela. Şu yakından da göstereyim. Odaklasa. Aynı 14 ayar altın bileklikler, neyse bunlar da öyle. Şöyle yapmam lazım. Şu mesela. Bunlardan eksilenler oldu, hep yerlerine koydum. Olanları getirttirdim. Şu mesela ince altın bileklik kombinlerinden. Sonra bu gurmetlerden. Bunların hepsi çelik bu arada, yine ilk defa görenler için de söyleyeyim. Hepsi çelik. Hem yerleştiriyorum, temizledim şeyi standın, altını sileceğim bir tek. Hem de size çekeyim dedim. Ay şu da çok güzel. Ay her birini o kadar beğenerek aldım ki. Taşlı halkaları. Yalnız bir tane bileklik şimdi gümüş yapıyor Sami. Ay aa. Satılacak. Gerçekten o kadar enfes, o kadar güzel ki size anlatamam. Dün olay oldu. Ablamla Meryem'de olay oldu o bileklik. Evet, Sami telefon çaldı, bir konuşsun. Evet. Neyse konuşsun. Biz yavaş yavaş konuşalım. Dün bir kuyumcuda AVM'de Meryem ve ablam benden ayrı gezdikleri saatte dakikada işte orada beğenmişler. Ay Nilgün gelmelisin. Bir bileklik göstereceğiz. Tamam. Muhteşem. Tamam. Allah'ım ne beğenmişler. Sonra tamam hadi bakalım ben de bakayım dedim. Hatta girip sormuşlar. 80 küsürden 54 bine bırakmış. 53 bine mi? 54 bine mi? Ondan sonra gittim baktım. Gerçekten ama bileklik o kadar güzel ki altın bu arada. Sonra işte bize bunu Sami yapamaz mı? Sami görünce dedi ki ya siz ne diyorsunuz, ben size bunun aynısını yaparım dedi. Hatta resmini de çektik Sami'ye göstermek için. Resmini de buraya bir yeri koyarım ya da size gösteririm telefonumdan. Bakın şimdi onu Sami aynısını yapacak. Gümüş yapacak, altın kaplayacak ve hiçbir farkı olmayacak. Hiçbir farkı. Ay şu güzel yoncayı da şöyle koyalım. Aleyküm selam. Bu burası mı? Evet, Sarraf Sami Usta burası. Abi gönderdi de. Buyurun. Zorla beni yemeğe götürüyor. Diyorum ki ben iyiyim böyle, aç değilim daha diyorum. Ayran içiyorum arada acıktıkça. Bu arada daha dünden beri hiç yemek yemedim. Saat kaç Sami? 3'ü 10 geçiyor. Evet, daha hiçbir şey yemedim. Ayran içtim, kahve içtim. Kız da en sonunda yiyeceksin gidiyoruz dedi çıktık şimdi. Ama ben salata herhalde yerim, bilmiyorum, öyle bir şeyler düşünüyorum. O yemek yer de. Bileklik nasıl olacak? Ay çok heyecanlanıyorum ona. Güzel mi olacak? Ay şimdi bak, diyette olmasam alırım 2 simit. Yanına 1 gazoz. Oh mis. Gidiyoruz bakalım, esnaf lokantası aşağıda. Geldik şimdi.
Bana tepsi almana gerek yok ki. Balık var. Kavurma et. Köfte patates. Böyle diyet bir yemek türü de bulabilirsem belki öyle alırım. Ama şurada salata var. Ay su böyle ne güzel görünüyor. Şurada salatalar da var. Bunlar da yağlı. Güzel ama yemeğim. Şöyle küçücük bir şey aldım. Çok küçük buğday ekmeği. Yani avucum içi kadar bir şey şöyle. Daha bir küçük. Biraz temiz ot salatası. Acılı. Çok almışsın bunu sağ ol. Bir tane çok canım çekti bu mercimek köftesi. Yanına da salata. Adaletsiz dünya karşımda. Afiyet olsun. Kesene bereket. Çıktık. Şimdi dükkana geçiyoruz. O gösterdiğim ekmeği yemedim. Yarısını yedim. Şu portakallık şu gömleği beğendim. Ne diyorsunuz? Size şöyle göstereyim. Pembe. İnce böyle üfürfür bir kumaşı var. Belki yarın bakarım. Şu takım da keten. Oh. Ay ne güzel. Şu açık renkler ne kadar güzel yazın. Doydum ama. Sadece şeyde Sami mercimek köftesinde sanırım karabiber vardı. O bana dokunmazsa iyidir. Olsun. Soda servis diye içerim soda. Çarşı bugün hareketli ama. Yani böyle çok aşırı dolu olmasa da yine hareketli. Biraz daha serin ya bugün. Rüzgardan da sesim geliyor mu bilmiyorum ki. Kaç gram var Sami? 65 gram gümüş eritti bakın. Daha ılık. Şimdi bu o. Bahsettiğim dünkü olay bileklik. Bundan yapılacak şu an bakın. Bu has hali. Eritilmiş hali. Şimdi Sami onu çekecek vereyim. Köye geldik. Anneme gittik. Annem de ay kameramı vurdum. Ondan sonra annemden çıktık. Biraz Meryemlerin bakkalının önünde oturduk. Sohbet ettik. Kahve içtik. Şimdi eve geldik. Size dün aldıklarımı göstereyim. Bu arada yarın da Meryem'le birlikte kuaföre gidiyoruz. Yarın yeni bir vlog başlatırım. Bunları göstereyim. Ondan sonra kapatırım bugünkü vlogumu. Şöyle bir elbise aldım kendime. Bakın şöyle göstereyim. Müslin kumaştan. Böyle iki yanı şöyle yırtmaçlı, şöyle oval yırtmaçlı. Uzun. Nereye kadar geliyor ama bayağı uzun yani. Bakın şöyle. Bayağı uzun. Önü düğmeli. S2'den aldım bunu da. Kaç beden? 40 beden. 699 lira. Evet. Bunu aldım. Ondan sonra bugün aldığım, ha size söyledim. Başka bir elbise almıştım ya, onu geri verdim. Onu Sami'ye pantolon aldım. Üzerine biraz fark verdim. Sonra şu gömleği aldım. Bu gömleği de neden aldım biliyor musunuz? Böyle yazın ben tatilde de seviyorum böyle. Atıyorum bir şortla da giymeyi seviyorum. Böyle tril tril. Gömlekleri o kadar güzel ki kaç yere baktım. H&M'e baktım. Valla kaç yere baktım. Boyner'e baktım. Hiçbir yerde bulamadım. En güzel yine SV22'deydi. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel böyle bir şeyi var. Kumaşı var. Tiril tiril. Bunu İzmit'te böyle askılı elbiselerim üzerine giyerim diye aldım. Yani böyle ip askılı giymiyorum ben İzmit'te. Tatilde giyiyorum. İzmit'te giydiğimde de böyle üstüne bol beyaz gömlek giyerim diye bunu aldım. Bunu X'ler aldım. Çünkü böyle gömlekleri çok bol seviyorum ben. Bu da 600 liraydı. Ondan sonra ne aldım başka? Ha, bir de şunu aldım. Bunu da gömlek içlerine de giyerim. İşte ya da tatilde de giyerim. Şöyle. Bunu da X'ler aldım bu arada. Penye. Daha rahat edeyim. Sıkmasın istedim böyle bol bol. Benim psikolojik zaten. Ben ya large alacağım. Ki X'ler çalmam pek de. Ama illa large alacağım yani. Medium da olsa bana large almayı seviyorum. Şöyle bir penye. Ama bunun da penyesi çok güzel. Böyle o kadar hafif bir penyesi var ki üzerinde de minik minik taşları var. Öyle bir body. İşte tatilde tek giyerim. İzmit'te de dediğim gibi bir şeylerin içine. Bunun fiyatı 250 liraydı. Ondan sonra kumsal bir şeyler aldı ama onları anneme götürdü o. Sonra Boyner'dendi. Evet, Boyner'den bu elbiseyi aldım. Bu da şöyle göstereyim. Kaç beden bunu aldım? Evet, bunu tabii ki yine large. Hatta bele doğru yani belden aşağısı da
bayağı bir bol oldu. Bu Pierre Cardin'in elbisesi. Bu Pierre Cardin kalıpları zaten bol oluyor. Yani large, X large gibi oluyor. Böyle elbisesini aldım. Bunu çok beğendim. Gerçekten o kadar güzel durdu ki şöyle yapayım. Daha hoş görünsün. Kumaşı, kalitesi gerçekten çok güzel. Yani burada ne kadar ışık da biraz parlıyor. Sanki böyle kuzgun bir siyah değil gibi görünüyor ama kuzgun bir siyah. Şöyle kolları. Çok rahat bir elbise. Dün üstüme bir giydim. Ablam da Meryem de kesinlikle almalısın dediler. Fiyatı da bunun indirime girmişti. Hatta şurada 1250 diyor. Ama değil. 1500'e aldım. Valla 3000'den mi düşmüştü? Kaçtan düştü bu? Evet. Ha 1500'e değil pardon. 3289'dan 1644'e düşmüştü bu da. Ama çok güzel bir elbise. Hani böyle internetten görsem bu kadarını anlayıp alamazdım. Yani internetten siz de bence rahatlıkla sipariş verebilirsiniz. Çok bana dua edersiniz. Yazın kurtarıcı ve böyle daha da zayıf gösteriyor böyle vücudunuzu. Daha güzel gösteriyor. Reklam değil. Zaten Pierre Cardin bana reklam verir mi? Asla. Böyle aldıklarım böyle. Şimdi biz dinlenmeye geçelim. Yarın nasipse tekrar yeni bir vlogta tekrar görüşürüz. Günaydın herkese yeni bir günden. Merhabalar. Saat 6. Hatta 6'ya 10 var sanırım. Gece saat 11-11.30'da sanırım vlogumu montajlayayım dedim. Ondan sonra neyse bir uykum geldi dedim ki yok yarın montajlarım. Yarın akşama nasipse yayınlarım yine düzeni bozmayayım. Ondan sonra uyudum. Gece 3'te bir uyandım. Huzursuz ayak sendromu. Aman Allah. O kadar feci, o kadar feci tuttu ki size anlatamam. Hatta aklınızda bulunsun bu aralar en iyi Zinet ablamdan duymuştum. En iyi keşfettiğim şey soğuk su tutmak. Yani şu dizden aşağıya soğuk su tutmak. Ya neler yaptım, neler yaptım. Yok, geçmedi. Bu saat oldu. Daha hiçbir daha uyuyamadım. İşte zaten çok erken de yatmadım. 11-12'ye geliyordu yattığımda. 3'te de kalktım. Saat şu an 6 civarı işte. 6'ya 10 var. Çıktım bahçede kahve içiyorum. Sami uyuyor tabii. Bugün Meryem de gelecek bizimle birlikte İzmit'e. Kuaföre gideceğiz. Saat 10'da randevumuz var. Dedim ki ben en iyisi. Uyuyamıyorum. Huzursuz ayak sendromu da var. Dolanıyorum evin içinde. Vlogumu montajlayayım. Bugün arkadaşlarıma bir sürpriz yapayım. Sabah yayınlayayım. Valla şimdi hemen kapanışı yapacağım. Allah nasip ederse. Vlogumu yükleyeceğim. Kaç gibi açarım? 8 çok erken olur sanırım. 9 gibi açayım. Çünkü ara ara sabah yüklesene diyen arkadaşlarımız oluyordu. Hem onların da gönlü olmuş olur. Bu videom böyle çok dolu olmadı. Sebebi ilk başta 2 sahne var. Aslında buradan bahçeden çıkıyoruz Meryem'le birlikte. Ablama gitmek için. İşte hatta yaptığım o limon kalıplardan ablama da yaptım, götürdüm bir kavanozda. İşte Meryem'le yolda çekiyorum birlikte giderken. O 2 sahnem kapkaranlık. Yani aktardığım zaman simsiyah bir ekran, sadece ses var. Onları da koyamadığım için daha da kısa bir vlog olacak o. Yani bu vlog. Ama inşallah bugün başlatacağım vlog daha dolu dolu, daha güzel olacak. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Şey gece yavrularıyla oynuyor. Bu arada küçük kedi yavrularımız dışarıya çıkmaya başladı artık. Geziniyorlar. Böyle yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı, bereketli, sağlık dolu günler diliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Rabbime emanet olun. Yorumlarda buluşalım.